Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dolar baskılanıyor mu? Artık bu sorunun cevabı net herhalde değil mi? Merkez Bankası ve kamu bankaları tarafından çok net ve açık bir şekilde dolar üzerinde ciddi bir baskı uygulandı bugüne kadar. Bugün de uygulanmaya devam ediliyor. Her şeye rağmen, tüm kayıplara rağmen, forex piyasasında teminatların yakılmasına rağmen kamu bankaları ve Merkez Bankası doları baskılamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ekonomiyle ilgili her şey ikinci plana atılmış durumda. Bunun karşılığında biz dövizi belli bir seviyede tutalım, kendi seçmenimize bak biz doları baskılayabiliyoruz mesajı verelim yeterli. Ama konumuz bu değil. Döviz ya da doların kim tarafından baskılandığı da değil meselemiz. Zaten o ortada. Bir kez daha söyleyelim. Merkez Bankası ve kamu bankaları birlikte el ele vermişler. Doları baskılamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunun karşılığında da çok ciddi bedeller ödüyorlar. Türkiye ekonomisine yaşattıkları bedellerden bahsetmiyorum. O apayrı bir video konusu. Onu uzun uzun saatlerce konuşabiliriz. Benim bahsettiğim bedel nakdi olarak ödenen bedellerden bahsediyorum. Merkez Bankası rezervlerini çürütüyor. Kamu bankaları bilançolarını bozuyorlar. Sermaye rasyoları yerlerde sürünüyor. Nereden çıkarttın bunu diyebilirsiniz. Bakın gayet net bir cevabı var. Bunu Sayın Albayrak itiraf etti zaten. Kamu bankaların rasyonu bozuldu dedi ve biz de bunu düzeltmek için bir yerden bir kaynak aktardık dedi. Kamu bankaların rasyoları neden bozulmuş olabilir? Gayet basit. 1. Müteahhitlere 0.99 ile kullandırılan kredi nedeniyle. 0.99 ile kullandırıyorsunuz. Arada neredeyse 10 puanlık bir fark oluyor. Yıllık bazda konuşuyorum. Bu 10 puanlık fark zarar yazıyor ve kamu bankalarının rasyoları alt üst oluyor. İkincisi, kamu bankaları gözlerini kararttılar. Her koşulda biraz önce de söylediğim gibi doları baskılamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Burada ciddi zararlar yazdılar. Varan 2. Piyasaya bol bol teşvik dağıtıldı özellikle seçim sürecinde ve karşılıksız teşviklerdi bunlar. Faizsiz teşviklerdi. Geri dönmeyeceği belli olan teşviklerdi. Bunlar da yine kamu bankalarının sermaye rasyonlarını alt üst etti. Varan 3. Peki Bakan Albayrak bu itirafı neden ve nasıl yaptı? Esas meselemiz bu. Bakın bu dakikadan itibaren çok iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizi yakından ilgilendiriyor. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. İşçiyi ve işsizi çok yakından ilgilendiriyor. Beyaz yakalı olabilir, mavi yakalı olabilir. Fark etmez. Hepinizi çok yakından ilgilendiren bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Kamu bankalarının sermaye rasyonlarını düzeltmek için, dolara baskı yapabilmek için, her koşulda doları bu seviyelerde tutabilmek için ne yapmışlar biliyor musunuz sevgili dostlarım? Kimsenin aklına gelmez. Tırnak içinde bir deyim vardır ya, şeytanın bile aklına gelmez. İşte o onların aklına gelmiş ve yapmışlar. Kamu bankalarının sermaye rasyonlarını düzeltmek için işsizlik fonundan, bizim maaşlarımızdan kesilen primlerle oluşturulan o dev fondan bize kullandırılacağına, o fon bizim için bir yarar sağlanacağına nerede kullanılmış? Doları baskılamak için kamu bankalarında kullanılmış. Ne yaptınız bu parayı diye soruyorlar. 12 milyar 824 bin 128 liradan bahsediyorum. Bir kez daha tekrarlayayım. 12 milyar 824 bin 128 liradan bahsediyorum. Bu kadar para işsizlik fonundan alınmış, kamu bankalarına aktarılmış. Ne kadar aktarılmış? 10 milyar 875 milyonu aktarılmış kamu bankalarına. Arada 2 milyar bir fark var, onu da konuşacağız. 10 milyar kamu bankalarına aktarılmış ve sermaye rasyolarının düzeltilmesi, iyileştirilmesi için kullanılmış. Bakan bunu açık açık söylüyor. Soruya verdiği cevapta söylüyor bunu. Peki kamu bankaları bu parayı nerede kullanmış? Aleni, açık, çok net. Bu parayla doları baskıladılar. Bu parayla doları baskılamak için ellerinden geleni yaptılar. Bu para dolar üzerinde baskı kurmak için kullanıldı. En önemli nedeni buydu. İkinci nedeni, müteahhitlere ucuz kredi kullandırmak için kullanıldı. Üçüncü sebebi de bu parayla KOBİ gibi görünen yandaşlara bedava teşvik verildi. Bu teşvikler de şimdi geri alınamıyor. Onun için sermaye rasyonlarının düzeltilmesi gerekiyor. İşsizlik fonundan 10 milyar alınıyor. İşçinin olan para ve kamu bankalarına
aktarılıyor. Ve bunu da bakan itiraf ediyor. Şimdi gelelim ikinci meselemize. Arada 2 milyar liralık bir fark kalıyor. 10 milyarı kamu bankalarına aktarıldı. Hadi doları baskılamak için kullandınız, onu kabul ettik. Bu da kabul edilebilir bir şey değil ama hadi kabul ettik diyelim. Ya da müteahhite, teşviklere para ayırmak için kullandınız. Ona da okey diyelim. 2 milyar nerede? 2 milyar nerede kullanıldı? Bu soru da soruluyor kendilerine. Ve hiçbir cevap yok. Hiçbir açıklama yok. İşsizlik fonundan 12 milyar 824 bin 128 lira alınıyor, çekiliyor. İşçiye sorulmaksızın ve sendikalarda buna bakıyorlar. Umurlarında bile değil. İşçi sendikaları da dikkat etmiyor. Memur sendikaları da dikkat etmiyor. Önemsemiyor. Yoksa bu biliniyor. Bu ortaya çıkıyor. Ama ne işçi sendikalarından ne memur sendikalarından birinden ses yok. Hiçbir ses yok. Bizim haklarımızı savunması gereken örgütler susmuş kalmış durumda. Ve biz soruyoruz şimdi. Ya da bir milletvekili çıkıp soruyor iktidara. Bu parayı neden çektiniz? İşte biz kamu bankalarının sermaye rasyonlarını iyileştirmek için kullandık diyor. Peki orada 10 milyar 875 milyon kullandınız. Geriye kalan 2 milyar nerede diyor? Cevap yok. Şimdi ben soruyorum. Bu 2 milyar nerede ya? Türkiye'nin bütçe açığı 68 milyar liraya dayanmış durumda. Bütçe açığının neredeyse %2'sine denk gelen bir paradan bahsediyoruz. Şaka maka değil, az buz bir paradan bahsetmiyoruz. 2 milyar buharlaşmış, uçmuş. Nereye gittiğiyle ilgili en ufak bir bilgi de verilmiyor sevgili dostlar. Acaba o da el altından Forex piyasalarına aktarıldı ve orada bu para kaldıraçlı işlem yapmak için mi kullanıldı? İnanılır gibi değil sevgili dostlarım. Bakın, inanılır gibi değil. İnanın benim bile aklıma gelmezdi. İşsizlik fonundan bize ait olan, net olarak bize ait olan paranın alınıp kamu bankalarının kasasına aktarıldığı benim bile aklıma gelmezdi. Üstelik kamu bankalarına bu para dövizi baskılasınlar diye aktarılıyor. Çok net. Kim ne derse desin. Bunun aksini kimse söyleyemez. Kamu bankalarının rasyoları neden bozuldu ortada? Kamu bankalarının rasyosunun bozulmasının en net sebebi kesinlikle ve kesinlikle Forex piyasasında yaptığı işlemler, döviz üzerinde yaptığı hatalı, yanlış işlemler, üstelik göz göre göre yaptılar dövizi baskılayabilmek adına. Şimdi çıkılmış, çok rahat bir şekilde pişkin pişkin şu söylenebiliyor. Biz kamu bankalarının sermaye rasyosunu iyileştirmek için bu parayı aktardık. İnanılır gibi değil sevgili dostlarım. Gerçekten inanılır gibi değil. 2 milyar nerede diye soruyoruz. Onun zaten cevabını da vermiyorlar. Peki bir başka soru daha soralım o zaman. Başka nerelerden bizim bilmediğimiz, bizim farkında olmadığımız, bizim görmediğimiz başka nerelerden ne para aktarıldı acaba? Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olmadığını, gittikçe dibe doğru çöktüğünü sizlerle defalarca paylaşmıştım. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sıkıntısından dolayı 2.1 milyar dolara bile muhtaç olacak duruma geldiğini de sizlerle yakın zaman içerisinde paylaştım. Kamu bankalarının sermaye rasyonlarının her geçen gün biraz daha bozulduğunu, bunda da inşaat sektörünün, enerji sektörünün büyük payının olduğunu da sizlerle yakın zaman içerisinde paylaştım. Bakın, 450 milyar liralık inşaat sektörünün ve enerji sektörünün bankalara borcu var. Bunun önemli bir kısmı da kamu bankalarına. Bu para tahsil edilemezse hepimiz bedelini öderiz. IMF Ankara sokaklarında dolaşmaya başladı. Neymiş efendim? IMF neden muhalefet partileriyle görüşmüşmüş? IMF muhalefet partileriyle görüşecek tabii. Hatta muhalefet özellikle IMF ile görüşüp IMF'nin Ankara'da iktidarla ne konuştuğunu bize aktarmak zorunda, bize anlatmak zorunda. Eğer ki iktidar bize anlatmıyorsa IMF'nin neden burada olduğunu, muhalefet bunu yapmalı. Muhalefet IMF yetkilileriyle konuşup IMF'nin neden Türkiye'de Ankara sokaklarında gezdiğini bize anlatmalı. Bu işsizlik fonu gibi fonlardan kullanılan ve kamu bankalarına aktarılan paraların nerede kullanıldığını, sermaye rasyonlarının neden bozulduğunu ve bu sermaye rasyonlarını acilen neden iyileştirmeye çalıştıklarını da anlatmalılar bize. Neden 46 milyar liralık batığın bir anda ortaya çıktığını anlatmalılar. Bakın, IMF Ankara sokaklarında dolaşmaya başladı. Bunların hepsi teker teker
ortaya dökülmeye başladı. Bunlar düne kadar yok muydu? Bu sıkıntılar ortada değil miydi? Bu sıkıntılar dün de vardı, bugün de var sevgili dostlarım. Mesele şu, muhalefet partileri IMF ile görüşünce hemen tutuşu verdiler belki de. Belki de hemen açıklama ihtiyacı duydular. Muhalefetten de şunu beklerim. Ne konuştuysanız IMF ile, özellikle IMF neden Ankara sokaklarında dolaşıyor, bunu bize açıklamak zorundasınız. IMF hükümetle kapılar arkasında ne konuşuyor? IMF bir anlaşma için mi geldi Türkiye'ye? Sonunda anlaşamadılar mı? Sıkıntı büyüyor mu? Yeni kaynak bulamıyoruz ve bununla ilgili daha da çok bedel mi ödeyeceğiz? Muhalefet bütün bunları açıklamak zorunda. IMF ile iktidarın ne konuştuğunu bize açıklayın. Çünkü muhalefet karar verici değil. Muhalefetin ne konuştuğunun çok da fazla önemi yok. Mesele ne biliyor musunuz? İktidar IMF ile ne konuşuyor? Bu ülkeyi yönetenler, karar vericiler, bu ülkenin geleceğiyle ilgili fikir beyan edenler ne konuşuyor IMF ile? Esas soru bu sevgili dostlarım. Bu sorunun cevabını vermeleri lazım bize. Ve eğer ki iktidar vermiyorsa bunu bize muhalefetin yetkililerinin vermesi lazım. Durmuş Yılmaz'ın vermesi lazım. Faik Öztrak'ın vermesi lazım. O toplantıya katılan herkesin bize bunun cevabını vermesi lazım. İktidar IMF ile ne konuşuyor? IMF son günlerde neden bu kadar çok Ankara ziyareti yapıyor? Neden Ankara sokaklarını dolaşıp duruyor? Bunun cevabını bize verin. Verin ki biz de vatandaş olarak ne yapacağımızı bilelim. Başımıza ne iş gelecek bunu bilelim. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.